Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Bugün de sizler için sektörleri araştırmaya devam ediyoruz. Şu an için Ankara'dayız. Koray Bey'in yanında. Koray Bey bize kapılarını açtı. Bunun için öncelikle teşekkür ediyoruz. Koray Bey'e dönüyorum. Koray Bey merhabalar. Öncelikle ekranlara kendinizi tanıtır mısınız? Ben Koray Ak Yıldız. 1987 Ankara doğumluyum. Yüksek öğrenimi Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde tamamladım. 56 yıldır aile işi olan kırtasiye sektöründeyiz. Ben tabii ki son 6 yılına bu işin yetişebildim. Son 6 yıldır da kırtasiye sektöründe hizmet vermekteyim. Koray Bey, görselliğe çok fazla önem veriliyor. Bu sizin için eksi şekilde mi devam ediyor, artı şekilde mi? Çünkü defter kapaklarımız yenilendi, renklerimiz çoğaldı. Öğrencilerin sizlere yaklaşımı bu durumda nasıl? İşlerinizi artışta mı, inişte mi? Bu anlamda tabii ki sürekli bir değişimin olması bizim ciromuza sürekli bir artı olarak yansıyor. Ama benim üzüldüğüm bazı noktalar var. İnsanlar artık ürün seçerken, özellikle lisanslı ürün alırken ihtiyaçları dışında ürünler almaya başlıyorlar. Yani artık o ihtiyacını değil de o lisansı almaya başlıyorlar. Hani bu bir tüketim toplumu olduğumuzu gösteriyor ve buna bir artış var. Bu açıkçası beni üzüyor. Asla bir tüketim toplumu aslında olmamalıyız. Ama şu anlamda güzel. İnsanlar çalışmalarına daha iyi motive olabiliyorlar. Sürekli yeni kitaplar almak istiyorlar. En azından bu noktada sevindirici diyebilirim. Ink Store'u insanlar neden seçmeli? Ink Store'un hizmet kalitesi, güler yüzlü personeli, hızlı hizmeti, bulundurduğu ürün yelpazesi bence insanların ilk soru seçmesi için yeterli bir tercih. Koray Bey, peki sektörünüzde, kendi alanınızda insanları öz eleştirinizle birlikte karşı tarafı da eleştirebileceğiniz konulardan biraz bahseder misiniz lütfen? Tabii ki. Şu anda bizim sektörümüzdeki en büyük problemler Çin ürünleri. Bunların fiyatlarının pahalılığı ve bence gerekli sağlık kontrollerinin yapılmaması. İnsanlar Çin menşeli ürünleri alırken mutlaka dikkat etsinler. Kendi adıma da yapabileceğim öz eleştiri, aslında bu ürünleri satmayarak tabii ki bu yolu tercih edebiliriz. Ama yanlış olan şu, bu ürünlerin gümrüklerden geçerken ya da firmalar bu ürünleri ithal ederken daha dikkatli davranırsa biz de bu yolu tercih etmemiş oluruz. Dolayısıyla sektörümüzün en büyük olan Çin ürünlerini mutlaka alırken ilk kere düşünelim. Peki genç işletmeci olarak bu mesleği babadan geldi dedik ya, o zamandan mı bu problemler vardı ta baba zamanında, yoksa şu an için mi bu konular gündeme geldi sizin için, yani şikayet konularınız? Neden bu zamansa eğer, neden şimdi bu konu yükselmeye başladı? Türkiye nüfusu artıyor. Yani bundan 20 yıl önceki nüfusla şimdiki nüfus bir değil. Eğitim seviyesi sürekli artıyor ve tüketim de sürekli artıyor. Bu problemler daha önceden olmayabilirdi çünkü o zaman bir arz fazlası yoktu. Şu anda inanılmaz bir arz fazlası var. İnanılmaz talebi karşılayamayacak bir arz fazlası var. Dolayısıyla bir ürün kirliliği var. Bunu düzeltmekte yine biz kendine bunu sorumluluk edinmiş işverenlere düşünüyor ve bunları ithal eden firmalara düşünüyor. Dolayısıyla biz bu anlamda gerekli çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnsanların da, tüketicilerin de alırken gerekli sorumluluğu göstermeleri, her ürünü almamaları, firmaların her ürünü ithal etmemeleri bize daha çok yardımcı olacaktır. Peki biz, yani siz bu işi biliyorsunuz ama biz bir tüketici olarak bilmiyoruz. Pratik olarak bunu yaparken dikkat etmemiz gereken nedir? İlk olarak şunu söyleyeyim, bu konuda gerek özel okullarda gerek devlet okullarında sürekli firmalar tanıtım yapıyorlar. Bu tanıtımlar yaparken öğrenciler şimdi ürünleri kendi kafasına göre almıyor. Çoğu zaman öğretmenlerin yönlendirmesiyle ya da başka bir bilinçli birinin yönlendirmesiyle alınıyor. Dolayısıyla bu yönlendirmeyi yapan insanlar satılan ürünlerin CE belgelerinin olduğundan ya da gerekli sağlık sertifikalarının olduğundan emin olursa hepimiz bu alanda daha rahat ederiz.